Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükümran oldu. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Allah Teala'nın beraberliği iki çeşittir. Gözetleyici ve teyit edicidir. Birinci beraberlik, Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu demektir. Allah Teala şöyle buyurur. Gaybin anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apacık bir kitaptadır. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar da nerede olurlarsa olsunlar o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Allah Teala yine de şöyle buyurur. Hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. İkincisi olan teyit edici beraberlik ise muvaffakiyet, koruma ve yardım şeklinde olur. Ve sadece Allah'ın peygamberlerine, dostlarına ve salih kullarına mahsustur. Kur'an-ı Kerim bu büyük beraberliğe birçok ayette işaret ederek seçkin kullara verildiğini ifade etmiştir. Örneklerinden Allah'ın Hazreti Musa ile Hazreti Harun'a yaptığı konuşmasıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Beni anmayı ihmal etmeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Dediler ki Rabbimiz doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azmasından endişe ediyoruz. Buyurdu ki korkmayın çünkü ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Yine de Allah'ın beraberliğinin azametini gösteren Hazreti Musa, Firavun ve askerlerinin onu ve inanan insanları da yakalayacaklarını görünce işte yakalandık dedi. Hazreti Musa, Rabbinin desteğine, yardımına ve zaferine tam bir güveniyle şöyle dedi. Hayır, Rabbim şüphesiz benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir. Allah Teala'nın hicret yolculuğunda Hazreti Peygamber'e ve onun ashabı Hazreti Ebu Bekir'e olan beraberliği de açıktı. Hazreti Ebu Bekir anlatıyor ki, hicret yolculuğunda biz Resulullah ile mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm ve ey Allah'ın elçisi eğer şunlardan biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun Ebu Bekir? Bu hususta Allah Teala şöyle buyurur. Eğer siz ona yardım etmezseniz zaten ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı. O arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah ona emniyetini indirdi. Onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi. Ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.
Bir insanın Yüce Allah'ın beraberliğini kazanması ne kadar azametlidir. Allah'ın beraberliğini kazanan insan hiçbir şeyden korkmamalıdır. İnsanın Allah'ın beraberliğini kazanabilmesi için doğru kapılardan girmeli ve sebeplerini gerçekleştirmelidir. Bu kapıların en önemlisi de Allah'a tam bir şekilde iman etmektir. Allah Teala şöyle buyurur. Allah inananlarla beraberdir. Resulullah da imanın mahiyetini şöyle açıkladı. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmen ve bir de kaderin hayrına ve şerrine inanmandır. İmanın mahiyeti de insanın davranışında gösterilmekle gerçekleşir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Mümin ise diğer kimselerin malları ve canları hususunda kendisinden emin bulunduğu insandır. İnsanın Allah beraberliğini kazanması için takva ve ihsan sahibi olmalıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın sakınanlarla beraber olduğunu bilin. Ve yine de Allah Teala şöyle buyurur. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Takva, Allah'ın sevdiği her şey yapmak ve Allah'ın nefret ettiği her şeyden uzak durmak demektir. Dolayısıyla takva tüm iyilikleri bir araya getirir. Kur'an-ı Kerim takva anlamını birçok ayette açıklamıştır. Allah Teala şöyle buyurur. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda çıkmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar. Namaz kılar, zakat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirinizle hasetleşmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birbirinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları! Böylelikle kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz. Yardımı kesmez ve onu hakir görmez. Peygamberimiz 3 defa göğsüne işaret ederek buyurdu ki takva buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi bir kimseye şer olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve ırzı başka Müslümana haramdır. İhsan mahiyetine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıkladı. İhsan Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor buyurdu. İşte insan o anda onun Rabbinin kendi işlediği, gizlediği ya da açıklığa vurduğu her şeyinden haberdar olduğuna tam bir şekilde inanır. Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın her şeyi görmekte olduğunu bilmez mi? Allah'ın beraberliğini kazanma sebeplerinden de sabretmektir. Allah Teala şöyle buyurur. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Ve başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Sabredenleri müjdele. Sabredenleri müjdele. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.
Yine de sabırla ilgili başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Resulullah buyurdu ki, belki hoşuna gitmeyen şeye sabretmen de çok hayır var. Başka bir hadiste Resulullah şöyle buyurdu. Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Allah'ın beraberliğini ve himayesini kazanmak için vicdanı uyandırmak gerekir. Vicdan sahibi insan yüce Allah'ın yolculukta, ikamet yerinde veya yalnızlıkta da kendisiyle beraber olduğunu ve gizli ya da açık her şeyden haberdar olduğunu iyi bilir. Allah'ın peygamberi Hazreti Yusuf, kapılar kapatılıp itaatsizlik nedenleri hazır olunca, her an kendisiyle beraber olan Allah'a sığınarak şöyle dedi. Allah'a sığınırım, zira kocanız benim veli nimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz. Kur'an-ı Kerim'in Aziz'in karısının dilinden ifade ettiği şöyledir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. İnsanın Allah'ın beraberliğini hissetmesi çok faziletlidir. Ki Rabbinden dünyada korktuğu zaman kıyamet günü Allah'ın azabını görmeyip güven içinde olur. Kutsi hadiste Allah Teala buyurdu ki, İzzetime yemin olsun ki, koluma iki korkuyu yaşatmam. Aynı şekilde iki güveni de yaşatmam. Bunun için dünyadayken benden korkan kişiyi ahirette güven içinde kılarım. İnsanın Allah'ın beraberliğini kazanması için Allah'ı anmalıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Resulullah şöyle buyurdu. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer beni yalnız başına anarsa ben de onu yalnız anarım. Şayet beni bir toplulukla beraber anarsa ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi, son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, Allah'ın beraberliğini kazanmak, insanın dünyada ve ahirette toplayacağı çok semeresi olan büyük etkiler yaratır. Allah'ın beraberliğini kazanan insan, her türlü kötülük ve zarardan korunur. Allah Teala şöyle buyurur. Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. İşte Allah'a tevekkül edip dayanan insan hayal kırıklığına uğramayacak ve arzuladığı her şey gerçekleşecektir. Allah Teala şöyle buyurur. Allah koluna yetmez mi? Allah Teala Hazreti Musa'ya hitap ederek şöyle buyurur. Benim nazaretimde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim. Ve yine de Allah Teala şöyle buyurur. Seni kendim için seçtim. Allah Teala Hazreti Peygamber Efendimiz'e hitap ederek şöyle buyurdu. Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Doğrusu sen bizim nazaretimiz altındasın. Dolayısıyla Allah'ın beraberliğini kazanma önemi, fazileti ve güzel etkilerini bilmeliyiz. Allah Teala şöyle buyurur. İman edenlere Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele. Şüphesiz yüce Allah'ın beraberliğini gerçekten kazanmak ve ışığı altına girmek gerginlik,
kaygı, kargaşa ve depresyonun tüm kapılarını kapattırıp huzur, huzur, güven ve zihinsel sağlık kapılarını da açtırır. Doğru sebeplere göre hareket eden ve her şeyin Allah'ın elinde olduğunu bilen insan hiç endişelenmemelidir. Allah bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece o şeye ol demektir. Hemen oluverir. Allah Teala şöyle buyurur. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salıverecek de yoktur. O üstündür, hikmet sahibidir. Son olarak vurguluyoruz ki insanın Allah'ın beraberliğini hissetmesi kendisine ve toplumuna huzur verir ve barış içinde bir arada yaşama ve toplumsal güvenlik sağlar. İnsan sebeplere sarıldığı zaman kendisiyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla, komşularıyla, toplumuyla ve tüm insanlarla barış içinde yaşar. Bu da alemlere rahmet olarak gelen İslam'ın mesajıdır. Ey Allah'ım, senin gözetleyici ve teyit edici beraberliğine bizi hidayet et. Nimetlerini bize bolca ihsan et ve tüm işlerimizde ihlaslı olmamızı nasip et. Mısır'ımızı ve tüm alemi İslam'ı sen kuru.